Bu videoda çok yüzlü cisimleri inceleyeceğiz. Çok yüzlü cisimler düz yüzeyleri ve dik köşeleri olan üç boyutlu cisimlerdir. Örneğin küp çok yüzlü bir cisimdir. Tüm yüzeyler düz ve tüm köşeler dik. İşte çok yüzlü bir cisim örneği. Dikdörtgen piramit de aynı şekilde çok yüzlü bir cisimdir. Hemen çizelim. Hatta başka bir renk kullanalım. Evet, yine burada düz bir yüzeyimiz var 4 tane de üçgen yüzey olacak. Peki bu piramide neden dikdörtgen piramit deniyor? Çünkü tabanı dikdörtgen. Çok yüzlü cisimlere iki örnek vermiş olduk. Ama benim burada odaklanmak istediğim çok yüzlü cisimlerin açık halleri. Aslında şu kübü biraz daha şeffaf çizelim ki tüm cisim gözümüzün önünde canlansın. Evet, şimdi açık hal konusuna geri dönelim. Evet, çok yüzlü bir cismin açık hali derken neyi kastediyoruz? Şöyle düşünebiliriz. Bu çizdiğim cisimler kartondan yapılmış olsaydı ve düz hale getirmek isteseydik açmamız gerekirdi. Veya kartondan yapılmış bu çizdiğim şekilleri açık hallerinden oluşturmak isteseydik bir araya getirirken nasıl bir yol izlerdik? Burada gördüğümüz her bir cismi oluştururken kullandığımız açık hallerini farklı yollarla birleştirebiliriz. Bu cismi örnek olarak alalım. En basit örnek de bunun gibi bir küp olabilir. Daha kolay anlamamız için de farklı renkler kullanalım. Kübün tabanı yeşil olsun. Bu yeşil kısmı aşağıya şöyle taşıyalım. Kübün şu arka yüzeyi ise turuncu olsun. Onu da buraya taşıyalım. Dikkat ederseniz aşağıya taşırken kübün açılmış halini taşıyorum. Sarıya boyadığım kısmı da şuradaki köşeye bağlı tutarak aşağıya çekiyorum. Sanırım anladınız, genel bir fikir edindiniz. Şuradaki köşe, aşağıdaki şu köşe. Şimdi üst kısma geliyoruz. Üst kısım pembe renkte olsun ve tabii ki şu köşelerden bir tanesine bağlı olmalı şu veya şu köşeye bağlayabilirim. Şuraya, yani sarı kısma bağladığımızı düşünürsek, aşağıda sarı kısmın üstünde olacak. Şu anda boyadığım ön yüzü de açarsak, aşağıda hemen burada olur. Elimizde kübün bir yüzü kaldı. Şu anda boyadığım kısım aşağıya taşınmadı. Aslında farklı şeyler yapabiliriz. Mesela bu yüzü şu kenardan başlayacak şekilde açabiliriz. O halde aşağıya hemen hemen şuraya çizilmesi gerekir. Veya ilginç bir hamle yapıp sarı yüzle ortak paylaştığı kenar boyunca açabiliriz. Eğer bu şekilde açarsak aşağıya sarı yüzün yanına çizmemiz gerekir. Görüyorsunuz, çok yüzlü bir cismi açmanın birçok farklı yolu var. Hangi şekilde açarsak açalım, kapadığımızda yani parçalar birleştiğinde hepsi aynı çok yüzlü cismi oluşturacak. Hadi bir örnek daha yapalım. Önceki örnekte yüzlerin hepsi kareydi. Şimdi ise farklı yüzler görüyoruz. Bu şeklin en bariz yüzü tabanı. Hemen tabanı aşağıya taşıyoruz ve daha sonra tabii ki diğer yüzleri de alacağız. Şu yüzle başlayalım. Eğer bu yüzü açtığımızı düşünürsek, tabanın yanına şu şekilde gelir. Yine arkadaki yüzü açarsak, tabanın şu kısmına gelmesi gerekir. Aslında turuncu kısımla aynı boyutta olması lazım ama çizimi elimle yaptığım için aynı boyutu tutturamıyorum. Maviye boyadığım ön yüzü alalım bunu da açtığımızda aşağıya şuraya taşınır. Son olarak şu yeşile boyadığım kısmı alıyoruz. Şu kenar boyunca açtığımızda aşağıya boş kalan kısma yerleşecek. Buraya kadar güzel ama bu piramit için çizebileceğimiz tek açık hal bu değil. Başka seçenekler de var. Mesela yeşil yüzü az önce olduğu yere koymaktansa şu kenar boyunca açabilirdik. Yani sarı kısımla paylaştığı kenar boyunca. Aslında bir dakika şu kenar boyunca açalım. Kastettiğim kenarı lila rengiyle çiziyorum. Aynı kenar aşağıda, şurada olacak. Bu yeşil üçgen yüzü açtığımızda hemen mavinin yanında olacak. Umarım bu iki örnek sayesinde konuyu daha iyi, daha detaylı anlamışsınızdır. Yani bu üç boyutlu cisimleri açmamızın veya farklı yüzleri birleştirip bu cisimleri oluşturmamızın, elde etmemizin birçok yolu var. Bu cisimlerin aşağıda çizdiğim halleri de tıpkı bir kartonu açınca, kartondan yapılmış bir şekli açınca karşılaşacağımız parçalarına benziyor.